Selam. Dünya üzerindeki en yaygın dövüş sporlarından biri de judo. Katılımcılar hem spor yapıyor hem de savunma tekniklerini öğreniyor. Judo'nun bir dövüş sanatı olarak anılması insanları her ne kadar tedirgin etse de işin aslı korkulduğu gibi değil. İlk başta canım bayağı acıyacağını sanıyordum. Ama sonra babam hiç canına acımayacağını söyleyince bir hevesim oldu. Sonra başlayınca hiçbir şey olmadığını anladım ve ilerlettim. Kendini savunma sanatı olan judoya erkekler kadar kadınlar da ilgi gösteriyor. Bir ön yargı gibi değil de bir şaşırıyorlar, yani bir kızın judo yapabileceğine pek inanmıyorlar ama judonun hani sadece erkekler için bir spor olmadığını düşünüyorum açıkçası ve güzel bir spor olduğunu düşünüyorum. Judonun kişisel gelişim açısından önemli olduğunu dile getiren milli judocu Temel Çakıroğlu bu sporu 7'den 70'e herkesin yapabileceğini söyledi. Judo 7'den 70'e kadar her yaş grubunda öğrenilebilecek bir spor dalıdır. 2009 yılında Avrupa Judo Federasyonu'nun yaptığı bilimsel bir araştırma neticesinde çocuklardaki agresif davranışları azalttığı, çocuklarda özgüveni geliştirdiği, disiplin anlayışının yerleştiği, okullardaki eğitimlerinin düzene girdiği, yani okuldaki derslerinde başarı oranını artırdığı, daha çok çocuklarda sosyalleşmeleri bakımından gelişimlerine katkı verdiği, fiziksel ve ruhsal anlamda gelişimlerine katkı veren bir spor dalıdır. Küçük yaşta spora başlanılmasının önemine dikkat çeken Çakıroğlu, judonun çocukların davranışları üzerinde olumlu etkiler yaptığını ifade etti. Biliyoruz ki çocuklarımız bu bilişim çağında sürekli olarak bilgisayarın başında tabletlerle ilgileniyorlar. Dolayısıyla onlarda bir odaklanma sıkıntısı söz konusu. Judonun kendine has olan disiplininden kaynaklı bu tür istenmeyen davranışlardan judo sayesinde çocuklarımızın kurtulabilmesi mümkün olmaktadır. Çocuklarıyla birlikte judo yapan ebeveynler de durumdan oldukça memnun. Fiziksel ve ruhsal gelişimde çok faydası olduğunu düşünüyorum. Kendime özgüvenim kazanmamda çok faydası oldu. Aynı yaşa gelince çocuklarımın da bundan faydalanması gerektiğini düşündüm. Sanılanın aksine gördüğünüz gibi ailecek yapabildiğimiz bir spor. Haftada en az 2 gün buraya gelip hem keyifli bir şekilde spor yapıyoruz hem de bedensel gelişimimizi sağlıyoruz. Çocuklarımızın da özgüvenini kazandığını düşünüyorum bu yolda.